Aykut İnce, teşekkürler. Şu anda Altay Bayındır. Fenerbahçeli taraftarlar burada da yalnız bırakmadılar takımlarını. Sarı lacivertli oyuncular kamp yaptıkları otelden ayrılarak Bornova Stadyumu'na doğru hareket edecekler. Kısa bir süre sonra Fenerbahçe Altay'a konuk olacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele. Fenerbahçeli taraftarlar, yaklaşık 200 taraftar burada otelden takımı uğurlamaya geldi. Attila Zalai Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektiriyor. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından. Sarı lacivertler lige çok iyi bir başlangıç yaptı. Avrupa kupalarına da iyi başlangıç yaptı. Toplamda 4 maçta 4 galibiyet aldılar ve sadece bir tanesinde gol yediler. Mia Zajc da Vitor Pereira'nın göreve başlamasının ardından yeniden form tutan, forma bulan isimlerden birisi oldu. Ve Ener Valencia Helsinki maçında hat-trick yaptı. Taraftarlar onu greatest of all time, yani God dediğimiz lakapla çağırıyorlar. Fenerbahçe taraftarların bu dönemdeki en sevdiği isimlerden bir tanesi. Sarı lacivertli taraftarlar kısa bir süre sonra, sarı lacivertli futbolcular burada kısa bir süre sonra ayrılacaklar ve otele geçecekler. Fenerbahçe'de Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci, Filip Novak ve Dimitri Pelkas İzmir'e getirilmedi sakatlıkları sebebiyle. Bu oyunculardan yoksun olarak ve tabii ki kadronun sezon başından beri kadroda olmayan isimler var. Minca Ekim, Fenerbahçe'nin bir başka yeni transferi. O da geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a karşı ilk maçına çıkmıştı. O da şu anda taraftarların ilgisiyle karşı karşıya sarı lacivertli oyuncularla fotoğraf çektiriyor. Minca Ekim ilk maçında ortaya koyduğu performansla beğeni toplamıştı. Fakat kendisi daha sonra bir Kore basın mensubuna verdiği röportajda 5-6 tane hata yaptım, bunları da yapmak istemiyorum, bu hatalardan dolayı kendime çok kızdım ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçeli oyuncular otelden çıkışlarını sürdürüyorlar. Sarı lacivertli takım bu sezon Süper Lig'e yükselen ve efsaneleri Mustafa Denizli ile çok iyi bir atmosfer yakalayan Altay'a konuk olacak İzmir Stadyumunda. Kameraman arkadaşım Barış Seven size bu görüntüleri aktarıyor. Ve Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira şu anda bir taraftar kendisine karşı gösterdiği yoğun ilgi üzerine güvenliklere izin vermelerini söyledi ve o taraftarla fotoğraf çekildi. Teknik direktör Vitor Pereira Fenerbahçe'deki ikinci kariyerine çok iyi bir başlangıç yaptı. Bu akşam da ligdeki üçüncü maçına çıkacak Fenerbahçe. Vitor Pereira'nın da otobüse binmesiyle beraber buradaki otelden ayrılmış oldu. Sarı lacivertler, güvenlik mensuplarımızın eskorta eşliğinde buradan ayrılarak stadyuma geçecekler. Sarı lacivertli taraftarlar da Vitor Pereira'ya olan sevgilerini gösteriyorlar. Ciddi bir taraftar var burada, ciddi bir taraftar sayısı var ve takımlarını stadyuma uğurluyorlar. Evet, Ahmet Selim aktardı. Fenerbahçe kafilesi otele hareket ediyor. Bu arada Galatasaray 1-0 öne geçti. Aslında şöyle anlatalım. Soldan hızlı bir şekilde Kerem son çizgiye doğru gitti. Çevirdiği topta Morutan buluştu. Morutan şık bir vücut çalımıyla topu aktardı. Kale sahası, ön kale sahası içindeki Çikildao'ya. Yani son noktada iki Rumen'in paslaşmasıyla gol ortaya. Ama Kerem'i de unutmayalım tabii. Kerem'in de müthiş bir çabası vardı. Ahmet abi de, Burak Bural da pozisyonu dikkatle takip ettiler hocam. Morutan asistini yaptı. Hocam, onuncudan alındı. Evet. Burak hoca. Çikildao da golü atınca hocam da rahatladı. Baskı gitti. Medin Rumeniye. Medin Rumeniye. Baskı zor hocam. Asist yani. Morutan'ın. Evet. Asistin asisti evet. Kerem hocam. Evet, Kerem. Golü anlatırsan evet. Sevinirim. Hocam Kerem'de şöyle bir şey var. Az önce de bahsetmiştik. Geçen hafta da söylemiştik. Galatasaray'ın belki abartıyor diyebilir seyircilerimiz ama gerçekten şu an %50'si hücumda özellikle. Bütün ataklar oradan geliyor.
Geçen maçta da öyleydi. Asistini oradan geldi. Çok önemli bir performans sergiliyor. Bu arada Morutan'la ilgili de şöyle, özellikle o ceza sahası içerisinde köşede önce bir rakibi yatırdı. O kadar topa hakim ki, sıkı top tutma deriz biz ona. Yani inanılmaz topu ayağına yakın sürüyor. İnanılmaz bir top kontrolü var. Çok soğukkanlı bir şekilde rahatça döndü. Pasını da görerek verdi ve Çıkıldağ'a da ne demiştik? Doğru yerde topla buluşuyor demiştik ya. Yine aynısını yaptı. Böyle bir santrafor gibi süzüldü oraya. Sızdı. Zaten bomboş pozisyon. Tıkladı adeta ve 1-0'ı getirdi. Yalnız şeyin altını çizeceğim. 25. dakikaya kadar iyi bir Kasımpaşa, organize bir Kasımpaşa izlemiştik ama 25'ten sonra biraz fizik olarak düştü Kasımpaşa. Ve Galatasaray daha diri kaldı. Ondan sonra net pozisyonlar. Zaten biraz gol geliyorum da dedi sanki. Yine sol kanattan getirdikleri bir atakta. Cagne %100 golü kaçırmıştı. Sonrasında da Galatasaray golü buldu. Yani takımlar henüz hala istenilen seviyede fizik değil, olarak değil. Hiçbiri değil. Ciddi derecede bir sıkıntı var. Biraz şu milli ara değil mi hocam? Biraz toparlama, birkaç hazırlık maçı doğru belki yapar. Doğru ama şimdi bazı takımlarda çok sayıda da milli oyuncu var. Yani onlar da milli takıma gidince bazen bu milli aralar kondisyon olarak olumsuz bile yansıyor. Düşün, milli takıma gidiyorsun. Oradaki hiç maç yapmıyorsun. 2 haftan orada geçiyor veya 10 günün. Sonra da 3 tane maç oynanacağı için böyle çok hafif idmanlarla 10 günü geçiriyorsun. Bu da hazır olmayan futbolcuyu daha da geri atar. Yani burada ben kendi adıma konuşuyorum. Şu an bir kulüpte olsam milli takım teknik direktörleriyle kesin bir istişarede bulunurum. Benim gideceğim oraya giden futbolcularımın programlarıyla ilgili onlarla işbirliği içinde olmaya çalışırım. Ben geçmiş dönemde Almanya ile bunu yaşadım. Ümit milli takımıyla. Hocam yani futbolcunun masajına kadar her gün böyle 10 günlük program daha önceden geliyor size. Yani bu derece düzenli, disiplinli çalışıyorlar. Profesyonellik başka tabii, bir şey. İşte böyle olması lazım her şeyi. Bir ara ben de Sivas-Göztepe maçına bakıyorum. Orada da Göztepe golü yedikten sonra biraz dengeyi buldu İzmir temsilcisi. Sivas Spor bu dakikalarda atak hazırlığında. Tabii bir Kasımpaşa hata var şu anda. Dakika 37, bir top kaybı ceza sahasında ve Galatasaray savunması uzaklaştırdı. Ve şimdi bir hızlı atak şansı buldu sarı kırmızılı takım. Bu arada iyi paslaşıyor orta saha oyuncuları, bilmiyorum hoca. Ne diyorsun? Çok hızlı, çok seri hızlı tabii. Paslar. Seri bir şekilde. Bir de ilginç bir şekilde Galatasaray Giresun karşılaşmasında da böyle oldu. 30'dan sonra Galatasaray golü buldu 2-0. Galatasaray golü buldu 2-0 oldu sevgili seyirciler. Gol bana önceden geldi hocam. Kaleciden dönen top ağlarla buluştu.